Biz Meltem Ersan. Onu kısaca tanıtmak isterim ilk önce. Türkiye'de ve yurt dışında 1991'den bu yana Uluslararası Göç Örgütü'nde çalıştı. Yeniden yerleşim, acil müdahale, göç yasasının çıkarılması çalışmaları, 2016'dan bu yana... 2016'ya kadar yanılmıyorsam da Azerbaycan'da bu e, uluslararası göç örgütünde görev yaptı. Göç ve ins insan ticareti konularında kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çok sayıda projede çalıştı. Hacı Tepe İstatistik istatistik mezunu olduğunun biraz önce öğrendim. Eee e, uluslararası göç örgütü program ko koordinatörlüğünü halen yürüttüğünü sanıyorum. Ee, ayrıca kendisine geçmiş olsun diyorum. Ee, çok yakını e, evlatları, oğlu rahatsızlandığı için dünden beri endişe içerisinde izlerken sağ olsunlar, var olsunlar geldiler. Aynı şekilde e, Erhan Büken de hocam Büken hocamız da çok yakınını kaybettiler. O o çok büyük fedakarlıklı, o da aramızda. Her ikisine de e, sevgiler, saygılar, teşekkürler sunuyorum. Meltem Ersan'ın e, konuşacağı konunun başlığı küresel göç yönetişimi çerçevesinde insan ticareti. Buyurun Sayın Ersan, sizi dinliyoruz. Sağ olun hocam. Sayın Rektör, Sayın Başkan, değerli katılımcılar, değerli panelistler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü çerçevesinde düzenlenen Panele katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başkent Üniversitesi'ne bu inisiyatifleri ve nazik davetlerinden ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum. Benim konum evet uluslararası göçten başlayıp insan ticaretiyle bağlantısını kurup insan ticareti konusunda uluslararası yasal çerçeveden ve yapılan çalışmalarda karşılaşılan zorluklar ve bazı önerilerimi paylaşmakla su takdimimi gerçekleştireceğim. Tabii bugün göçmenler uluslararası göçmenler günü 20. yıl belki bu anlamda da çok özel olduğunu düşünüyorum yapılan etkinliklerin 4 Aralık 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünyada büyük oranda artan göçmen sayılarını dikkate alarak 18 Aralık tarihini uluslararası göçmenler günü olarak ilan etmiştir. Aslında diğer bir önemli husus da 1990 yılının aynı gününde yani 18 Aralık'ta yine genel kurul ...tüm göçmen işçilerin ve ailelerinin korunması sözleşmesini de kabul etmiştir. E, Türkiye dair 55 devlet sözleşmeye bu sözleşmeye taraf olmuştur. E, bunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Tabii bugün Göçmenler Günü'nde göçmenlerin yaşam hakkı başta olmak üzere... ...tüm insan haklarının korunması, karşılaştıkları zorlukların farkında olunması... Bu hususta gerek toplumun bireylerinin, gerekse devletlerin, devlet kurumlarının, sivil toplumun üzerine düşenleri gözden geçirmesi adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle statüsü ne olursa olsun tüm göçmenlerin sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak toplumda yer almalarının önemini vurgulamak isterim. Ee, tabii biraz önce sevgili hocam da bahsetti. Pandemi süreci hepimizin e, son derece e, zorluklar yaşadığı bir dönem. Ama e, göçmenler bu süreçte daha çok etkilediler. Yapılan çalışmalar ışığında birkaç hususu sizinle paylaşmak isterim. E, biliyorsunuz e, aslında bize neyi gösterdi COVID-19? Sağlığımız, yiyeceğimiz ve ekonomilerimizin e, güvenli, sistemli, kişilerin düzenli hareketine bağlı olduğunu hatırlattı bizlere. Göçmenlerin sağlık, ulaştırma, gıda ve hizmet alanlarında e, bir şekilde karantinada bize destek olabilmelerini sağladı. Ancak buna rağmen e, yanlış bilgi paylaşımları nedeniyle göçmenler yabancı düşünüyorlar düşmanlığıyla ve damgalamayla ile karşı karşıya kaldılar. İşlerini daha çok göçmenler kaybetti. En önce onlardan vazgeçti işverenler. Ayrımcılığa uğradılar. Evlerini tahliye etmek zorunda kaldılar ve orantısız bir şekilde büyük ölçüde pandemiden etkilendiler. E, bu dönemde aynı zamanda panelimize de konu olan göçmenlerin insan ticareti ve sömürüye e, maruz kalma riskinin büyük ölçüde arttığını da gösterdi bize. E, diliyoruz bundan sonraki süreçte özellikle de bir e, ışık göründü şimdi hepimiz aşıdan e, bahsediyoruz ve bu konuda hepimiz e, bir umut oldu. E, Hı -hı. Önümüzdeki st dönemde statüleri ne olursa olsun. Göçmenlerin de sağlık sistemine dahil edilmeleri, onların da aşılanmaları, tüm toplum açısından da aynı zamanda büyük önem taşımakta. Şimdi uluslararası göçe baktığımızda tabii ki bazı verileri de paylaşmak isterim. 2015 verilerine göre dünyada 244 milyon uluslararası göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bunun dünya nüfusuna oranı ise 3.3. 1970 ile 2015 yılları arasında göçmenlerin sayıları 3 kat artsa da nüfus içindeki bu oran yani 3.3 oranı 40 yılda son 40 yıldır durağan bir şekilde devam ediyor, değişmiyor. Göçmenlerin içinde yüzde 48'ini kadınlar oluşturuyor, neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor ortalama göçmen yaşının da 39 olduğunu görüyoruz. Hedef ülkelere baktığımızda yani göçmenlerin en çok gittikleri ülkelere Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada bulunuyor. 2015 verilerine göre 46.6 milyon göçmen var. Bunu Almanya takip ediyor ABD'yi 12 milyonla. Üçüncü sırada Rusya Federasyonu 11.6 milyonla. Dördüncü sırada Suudi Arabistan 10.2 milyonla. Beşinci sırada da Birleşik Krallık 8.5 milyonla yer aldığını görüyoruz. Ee, uluslararası göçmenlerin büyük bir bölümü Asya ve Avrupa kıtalarında yaşıyor. Ee, bazı ülkeleri kendi nüfuslarına oranla daha fazla uluslararası göçmeni barındırdığını görüyoruz. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri e, en fazla uluslararası göçmene sahip e, nüfusunun 88.4'ü göçmenlerden oluşuyor. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Katar takip ediyor. Nüfusunun %75.5'ini göçmenler oluşturuyor ve Kuve Kuveyt 3. sırada %73.6 oranıyla. Bazı ülkelerde örneğin Çin, Vietnam, Küba gibi nüfusunun %1'den az oranda az sayıda uluslararası göçmenin olduğu ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii verileri paylaşırken her birinin farklı göç hikayeleri olan insanlar olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Verilerin önemi yatsınamaz ancak sadece sayısal değerlendirmeler de insan faktörünün önüne asla geçmemelidir. E, göç bugün göçten bahsediyoruz. tabii insanlık tarihi kadar eski bir olgu, e, küresel bir olgu, e, politik, sosyal, ekonomik, demografik, çevresel pek çok nedeni var. İnsanlar daha iyi bir yaşam için e, göç etmekteler. E, baktığımız zaman da göç e, menşei, e, transit ve varış ülkeleri arasında paylaşılan sorumluluk ilkelerine dayalı çok taraflı, bölgesel, ikili düzeyde uluslararası işbirliklerini gerektiriyor. Bu yani göçte olmazsa olmazı diye bakıyoruz. Aynı zamanda e, incelediğimiz diğer bir hususta göç konusunda uluslararası bir yasal çerçeve var mı? Göç hukukunun aslında uluslararası göç hukukunun temel kaynaklarına insan hakları hukuku, uluslararası iş hukuku, insani hukuk, mülteci hukuku, vatandaşlık hukuku, ceza hukuku ve deniz hukuku oluşturmakta küresel bazda bir göç yasası mevcut değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama son dört yılda bu konuda önemli bir gelişme oldu. Ee, uzun süren çalışmaların ardından küresel göç mutabakatı e, (Global Compact on Migration) dediğimiz ilk hazırlıkları 2016 yılının Eylülünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda mülteciler ve göçmenler için e, New York Deklarasyonu 140 e, 193 ülkenin e, kabulüyle e, bu süreç başladı. Bu e, göç mutabakatı 10-11 Aralık 2018 tarihlerinde Fas'ın Marrakeş şehrinde hükümetler arası düzenlenen konferansta 157 BM üyesi tarafından kabul edildi ülke tarafından ve bunun takibinde de genel kurulda onaylandı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve bazı AB ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri mutabakata taraf olmadı. Ama 164 ülke Türkiye'de dahil tarafı. Şimdi baktığımız zaman bu mutabakata ilk hükümetler arası müzakere edilmiş anlaşma o anlamda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bağlayıcı değil bu. Politik sorumluluk getirmekte ama uluslararası hukuktaki diğer enstrümanlar gibi bağlayıcı bir özelliği yok. E, 23 tane hedefi var. Bu 23 hedeften devletler kendi istedikleri ve önceliklerine göre bazılarını seçebilecekler diyebiliriz. Ve e, her dört yılda bir e, bu konuda önce bölgesel düzeyde daha sonra da bir uluslararası e, e, bir göç formuyla kendi ülkelerinde seçtikleri hedeflere nasıl ulaştıklarını neler yaptıklarını e, raporlama yapacaklar. E, tabii vizyonuna baktığımız zaman göç mutabakatında, uluslararası göç bir alanında işbirliğinin e, geliştirilmesini hedefliyor. E, bu 23 hedefe baktığımız zaman da yani hem kanıta dayalı politikaların oluşturulmasından, göçmenlerin kurulmasından, insan ticaretinin önlenmesinden, e, sürdürülebilir bir entegrasyon e, politikalarından, e, göç döngüsünde diplomatik korumaya kadar pek çok pek çok e, alanı kapsıyor. Ki bu alanlar aslında uluslararası sözleşmelerde de belirtilmiş alanlar. Fakat bütün uluslararası sözleşmelerden bir özet gibi öne çıkan zorlukların daha çok yaşandığı alanları bir şekilde uluslararası işbirliğiyle e, ve e, bu mutabakatın yeni çıkmış bir mutabakat olarak heyecanla üstünde durulmasıyla bu daha çok zorluklar getiren ve önemli olan konularda birlikte çalışmayı öngörüyor. Tabii ki Kılavuz ilkeleri de var. İnsan odaklı, bireyi merkeze alan yaklaşım, hmm. uluslararası işbirliği gibi, ulusal dayanışma gibi, hukukun üstünlüğü gibi, toplumsal cinsiyete duyarlı olması, insan hakları koruması, tüm hükümetin yaklaşımı gibi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sağlanması gibi. Şimdi biliyorsunuz bir de önümüzde 2030 gündemi var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 10 de düzenli, güvenli ve sistemli bir göç ile aynı zamanda insan hareketliliğinin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Bu yönde politikalar yapılmasını hedefliyor. Dolayısıyla küresel kalk bu anlamda bu hedefleri aynı zamanda mutabakat Hatta e, uluslararası işbirliği de bu konularda e, hem mülteciler hem göçmenler üzerine uluslararası işbirliğinin sağlanmasıyla yerine getirmiş olacak. Şimdi insan ticaretine e, bağlamam gerekiyor. E, onuncu hedef. Bu küresel göç mutabakatının hmm. 10. hedefi uluslararası göç bağlamında insan ticaretinin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve insan ticaretiyle mücadele edilmesini kapsıyor. Ee, aynı zamanda biz göç e, bağlamında insan ticaretine baktığımız zaman düzensiz göçü bir parçası olduğunu görüyoruz. Düzensizlik de e, farklı şekilde olabilir. Ülkeye giriş ve e, gereklilikleri yerine getirmemekten dolayı olabilir. Oturma izni olmadan bir ülkede kalmak veya oturma izni bittiği halde hani uzatılmadan kalmak, çalışma izni almadan çalışmak gibi farklı düzensizliklerin yaşandığını görüyoruz. E, tabii karma göç akımlarına baktığımızda da artık bu karma göç akımları da özellikle 2015'ten beri e, çok sık yaşanmakta. E, hassas göçmenlerin bir kısmını da insan ticareti mağdurları oluşturmakta bu anlamda da Karma göçle de bağlantısını değinmek istedim. Herkes daha iyi, değerli hocalarım da söyledi açılış konuşmalarında herkes daha iyi bir hayat için kendine sunulan teklif edilen vaatleri hiç düşünmeden kendi ülkesinin dışında göç ediyor ve ne yazık ki bu süreç içinde insan ticaretiyle maruz kalabiliyor ve sömürülebiliyor. İnsan ticareti olgusuna baktığımızda aslında bireylerin insan haklarının savunulduğu 21. yüzyılda insan ticareti yaşam hakkı dahil tüm insan haklarının ihlal edildiği kişiye karşı iş, işlenmiş en ciddi işlenen en ciddi suçlardan biri olarak karşımıza çıkmakta. İnsan ticareti, toplumsal cinsiyet, çalışma, güvenlik, kalkınma gibi pek çok alanla örtüşen karmaşık bir olgu. Aslında mücadeleyi de güçleştiren bu karmaşıklığı bir taraftan da küresel düzeyde elde edilen deneyimler, insan ticaretinin farklı görünüş şekillerine dikkate alındığında, birazdan değineceğim ne şekilde ortaya çıkıyor. Özel sektörle işbirliğinin de Önemine dikkat çekmekte. İş dünyası 2010 sonrası özellikle etik istihdam, insana yaraşır iş konularında e, yeni bir takım inisiyatifler geliştirdi. E, tabii ki insan ticareti küresel tedarik zincirinde de büyük bir tehdit oluşturmakta. İnsan ticareti konusunda da tahmini veriler var ama ben e, bugün size Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerini paylaşmak istiyorum. 2016 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü dünyada 40.3 milyon insanın modern, köle, modern köleliğe maruz kaldığını e, bildirdi. Bunların 24.9 milyonunun zorla çalıştırma ve 15.4 milyonunun zorla evlilik yoluyla olduğunu rapor etmişlerdir. Modern kölelikte 4 mağdurdan birini çocuklar oluşturuyor ne yazık ki. Kadınlar ve genç kızların yüzde %99'unun fuhuş sektöründe yüzde %58'inin de diğer sektörlerde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda gerçekten veriler son derece endişe verici. Uluslararası yasal çerçeveye baktığımız zamandan son yüzyılda aslında insan ticaretin ortadan kaldırılması konusunda son derece sofistike bir çerçeve var. 19. yüzyılın başlarından beri pek çok alanda insan ticaretinin, kadın ticaretinin önlenmesi, çocuk ticaretinin, köleliğin önlenmesi, zorla çalıştırmanın yok edilmesi konusunda pek çok sözleşme var. Anca zamanda 1948 İnsan Hakları Evrensel e, Bildirgesi de özellikle e, kölelik, kulluk e, ve e, sömürünün olmaması gerektiği e, konusunda bir takım e, bizlere normlar sunmakta. E, Uluslararası yasal çerçevede hem Birleşmiş Milletler enstrümanları hem de bölgesel enstrümanlar var. Örneğin Avrupa Birliği belgeleri ve Avrupa Konseyi e, aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve Ekonomik Teşkilatı'nın da e, bir takım e, bu konuda... E, Enstrümanları var. Şimdi baktığımız zaman 1904'te beyaz köle ticaretin ortadan kaldırılmasıyla birlikte başlıyor. Yani 1999'a kadar birçok e, sözleşme var. Biraz önce bahsettiğim gibi ancak Soğuk Savaş'ın bitmesi ve so Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra meydana gelen durumdan sonra e, 2000 yılında e, Birleşmiş Milletler'e üye devletler sınır, e, sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler sözleşmesini ve buna bunu tamamlayıcı 3 protokolü imzaya sundular 2000 yılında. Palermo kentinde sundular bunu özellikle de suç örgütlerine mesaj vermek anlamında. E, dolayısıyla protokol Palermo protokolleri olarak da anılmakta. Şimdi baktığımız zaman tabii ki sınır aşan organize suçlara karşı sözleşme ve protokolleri sınır aşan organize suçların önlenmesini, mücadele edilmesi ve bu konuda e, uluslararası işbirliğinin e, sağlanmasını hedeflemekte. E, sözleşme insan ticaretini şu şekilde tanımlıyor. E, i̇zninizle okuyacağım. İnsan ticareti kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfusu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde iletim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırması ve teslim alınması anlamına gelir der. E, i̇stismar terimini de asgari olarak, asgari olarak altını çizmek isterim. Başkalarının fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları kulluğu ve organların alınmasını içerecektir der. Ee, şimdi burada eğer ki insan ticareti mağdurunun rızası olması bu yön yöntemlerden biri kullanıldıysa bile asla geçerli sayılmamakta. Tabii ki insan ticareti zincirinde insanların güç kullanımına veya zorlanmaya maruz kaldığı bir nokta mutlaka olmakta. Temin edildiklerinde bir yerden başka bir yere götürüldüklerinde, ülkeye giriş sırasında veya çalışırken mutlaka karşılaşıyorlar. Zorlamanın hem aleni hem de e, incelikli şekillerde olduğunu görüyoruz. İşte e, seyahat dokümanlarına el konulması, ücretlerin ödenmemesi, borçlanmaya zorlanma, çalışma koşullarını kabul etmediği takdirde düzensiz göçmenlerin ihbar edilecekleriyle tehdit edilmesi gibi. E, tabii ki çocuklar açısından da sözleşme çok önemli. Yöntem ne olursa olsun bir çocuğun istismar amacıyla nakledilmesi, temini, sevk edilmesi ve tutulması insan ticareti olarak nitelendiriliyor. Hiçbir yönteme bakılmazsızın. Yani şiddet mi kullandı zorladı mı güç mü kullandı bakılmaksızın. 18 yaşın altında herkese çocuk kabul ediliyor. Yani özelliklerse kişilerin tedarik edilmesiyle başlayan, taşınması, devredilmesi ve kabul edilmesiyle devam eden bir süreç bu. Bunu bir süreç olarak görmeliyiz. Bu süreçte aldatma, hile, tehdit, güç kullanımı, kaçırma, hassas konumda bir kişiyi suistimal etmek, çaresizliğinden yararlanmak gibi yöntemler kullanılıyor ve amaç ne olursa olsun her şekilde sömürü. Ki sömürüyü de askeri şekilde zorla çalıştırma, organların alınması, ev hizmetleri vesaire şeklinde e, görüyoruz. Tabii ki bu e, protokolün önemli bir e, hususta kadın ve kızların, çocuk daha doğrusu kadınların ve çocukların e, özellikle de insan ticaretine maruz kaldıkları e, göz önüne alarak bunun önlenmesi ve bu mağdurların korunması ve bu alanda işbirliği geliştirilmesi söyleniyor. E, bu protokol 2003 yılında 25 Aralık 2003'te yürürlüğe girdi. E, 178 ülke mevcut durumda. Taraf olmuş durumda da Türkiye'de protokolü 2000 yılında imzaladı ve 2003 yılında onayladı. Ee, bizim açımızdan bu protokol önemli çünkü protokol ilk defa insan ticaretini detaylı ve kapsamlı bir tanımını verdi. Ee, herkes için özellikle de kadın ve çocuklar için uygulanmakta. Ee, çünkü üye devletler bu iki grubun hassasiyetini kabul ettiler. Ee, kolluk teşkilatına daha fazla yetki verecek araçlar ve sınır kontrolünü güçlendirmeyi önermekte. E, protokol yargı sistemindeki müdahaleleri güçlendirerek bunu entegre etmekte. Ana amaç aslında insan ticareti yapanları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ama aynı zamanda da mağduru korumak. Mağdurlara yardım Hı -hı. etmek kolluk için önemli. Çünkü böylece mağdur kişi tacirler hakkında bilgi verir ve böylece kanıtlar elde edilerek yargılanmaya, soruşturma veya yargılanma aşaması da geçiliyor. Tabii ki bu protokolün boşlukları yok mu? Var. Bir kere konsept bir insan hakları konsepti değil aslında. İnsan hakları açısı olan bir ceza hukuk konsepti. E, mağdurun tespitine ilişkin e, belli hükümleri yok. İkamet ve kalı süreleri, düşünme, iyileşme süreleri yok. E, bir de çok önemlisi bulundukları durumdan dolayı Yasa dışı bir faaliyete girmeleri halinde mağdurların cezalandırılmamalarını sözleşme kapsamıyor. Bunun dışında pek çok e, Birleşmiş Milletler'in insan Hakları Sözleşmelerinde de örneğin medeni ve siyasi haklar, ekonomik-sosyal-kültürel haklar, çocuk hakları, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, tüm göçmen işçilerin e, ve ailelerin korunması sözleşmesi gibi bütün insan hakları sözleşmelerine baktığımız zaman aslında e, kadın ticaretinin, e, çocuk ticaretinin önlenmesine dair pek çok nokta var. Bir taraftan da biliyorsunuz çalışma örgütünün bir takım enstrümanları var. Cebri veya mecburi çalıştırmaya ilişkin 29'un olduğu sözleşme gibi, zorla çalışmanın ortadan kaldırılması sözleşmesi, kötü şartlardaki çocuk işçiliğinin yasaklanması, ortadan kaldırılması sözleşmesi gibi. Aslında biraz önce de söylediğim gibi pek çok sözleşme var. Ama 2005 yılında yeni bir sözleşme yapıldı. Arpa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi. Peki acaba yani neden böyle bir anlaşma gerekli duyurdu? Pek çok aslında bu konuda metin var. Ee, i̇nsan hakları ihlalleri açısından daha önceki e sözleşmelerin yeterince anlaşılmadığı, yorumlanmadığı veya eksik noktaların olduğu e, olması nedeniyle tekrardan bu sözleşme yapıldı. E, hep sorunun bir yönünü alıyor. E, örneğin suç boyutunu alıyor diye. Eee Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin temel amacı aslında insan ticaretini toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alarak önlemek ve mağdurları bu açıdan korumak. tabii ki her sözleşmede gibi uluslararası işbirliğini teşvik etmek. Şimdi Palermo Protokolü'ne baktığımız zaman aslında hem tanım aynı. Sadece Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde mağdur olarak e, tanım, e, mağdur kim olursa olsun kadın, erkek, e, çocuk olabiliyor. Buna maruz kalan kişi olarak tanımlanmış. Bunun dışında tanım aynı ama bir farklılık var çok önemli. Sözleşme ulusal veya sınır aşan niteliğine bakılmaksızın örgütlü suç olup olmadığına bakılmaksızın insan ticareti ele alıyor. Yani illa örgütlü olmak zorunda değil. Bireysel bazda da yaşanmış olabilir. Ee, i̇lla sınır aşma gerekmez. Ulusal sınırlar altında da e, yapılmış olabilir. Bu sözleşme aynı zamanda bir yenilik getirdi. Etkin ve bağımsız bir denetim mekanizması GRETA sözleşmeye gereklinin uygulanmasını kontrol ediyor. Buna taraf olan devletleri gidiyor, denetliyor ve bu konuda belli sürelerde raporlar yayınlıyor. Bu anlamda çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Ee, tabii ki uluslararası metinlerde insan ticareti mağdurunun geniş tanımı yok. Daha çok bu ulusal mevzuatlarda e, tanımlanıyor. E ee, Avrupa Konseyi aynı zamanda e, mağdurlara iyileşme ve düşünme süresi tanıması. Bu sürede mağdurun karşılaşmış olduğu travmalara göz önüne alarak daha iyi hale gelmesi, e, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapabilmesi ama yapma zorunluluğu yok. Yapmasa bile mağdurun koşullarını değerlendirmeyi öngörüyor. Bu da bir yenilik çünkü Palermo Protokolünde bu yok. Aynı zamanda e, tazminat ve yasal telafi hakkı tanıyor. Bu da Palarma protokolünde olmayan bir şey, mağdurlara iç hukukta hukuki yardım ücretsiz adli yardım alma hakkı sağlıyor, e, mağdurlar için <laughs> özel bir fonla tazminat sağlanmasını öngörüyor. E, tabii ki ceza hukuku ile usulü ile ilgili de mağdurların tanıkların adalete yardım edenlerin korunması bu konuda mekanizmalar geliştirilmesine söylüyor. Şimdi baktığımız zaman insan ticaretinde aslında özellikle 2000-2010 dönemi insan ticaretin önlenmesi, mağdurların korunması ve kovuşturmaların yapılması dönemi diyoruz biz bunu 3P dönemi Prevention, Protection, Prosecution daha çok klasik yaklaşımlarla başladı. Bir kere her ülke kendi politik kararlılığında bu sözleşme gerekliliklerini iç hukukuna aktarmaya çalıştı ve fakat şöyle bir şey oldu öncelikle kolluk kuvvetleri öne çıktı. Onların eğitimleri işte mağdurun tespiti konusu daha sonra bakıldı ki aslında cezalandırmalar çok az. Daha sonra yargıya hakim ve savcılara yüksek yargıya yönelik eğitimler yapıldı. Daha sonra bakıldı ki sivil toplumları çok önemli. Aslında mağdurun tespiti ve mağdurun korunmasında onların da bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyor. Onlarla bir takım e, İşbirlikleri geliştirildi. Dolayısıyla daha çok suçun ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapıldı. Bütün insan ticareti vakalarına baktığımız zaman çoğu cinsel sömürüden. Bu dönemde insan ticaretinin diğer görünen şekilleri, örneğin hocalarım değindi organ ticareti gibi, zorla çalıştırma gibi diğer şekillerden çok cinsel sömürüye önem verildi ve bu konuda daha çok soruşturma ve kovuşturmanın yürütüldüğünü görüyoruz. 2010'dan sonra ise edinilen tecrübeler yeni yaklaşımları getirdi. Özellikle işbirliklerinin her aşamada bize önemini gösterdi. Sonuç olarak belki şunu söylemek gerekir. İnsan ticaretiyle mücadelede politik kararlılık esas. Yani bu olmazsa olmaz en önemli nokta. Ee, i̇nsan ticaretin görünüş şekilleri ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor. Tüm görünüş şekillere dikkat e, dikkate alınarak uluslararası hukuk ve uluslararası deneyimler ışığında mevzuat ve siyasalar geliştirmesi çok önemli. E, şimdi tüm, tüm görünüş biçimleri bütün ülkelere göre farklı dedim. Örneğin bazı ülkelerde bebeklerin evlat edinmesi, erken evlilikler yoluyla bazı ülkelerde işte organ ve doku ticareti daha geniş bu kapsamda yani o ülkenin kendi özelliklerine göre insan ticareti hangi alanlarda gerçekleşiyorsa ona göre tedbirlerin yasal tedbirlerin alınması ve uygulamada uygulamaya geçirilmesi çok önemli. Tabii iyi yönetişim de insan ticaretinin önlenmesinde çok önemli. E, yolsuzlukla mücadele, kayıt altına alma, organize suçla mücadele, kurumlar arası eşgüdümün sağlanması vesaire konularında Farklı sektörlerde talebi dikkate almak, iş gücüne dair düzenlemelerin yapılmasının da sömürüyü önleyeceği çok açık. Bu konuda da düzenlemeler yapılması çok önemli. Örneğin ben hatırlıyorum Türkiye'de ev hizmetlerinde çok büyük bir talep vardı ve buna ilişkin bir takım tedbirler alındı, bir takım kolaylıklar getirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması insan ticaretiyle mücadele çalışmalarına ivme kazandıracaktır. Olmazsa olmaz diyebileceklerimizden bir taraftan da birkaç tane öneride bulunmak istiyorum. Ee, insan ticaretinin farklı alanlarla örtüşü olması, insan ticaretine karşı yürütülecek mücadelede de oluşturacak politikaların bütüncül ve kapsamlı bir yaklaşımda ele alınmasını ve eşgüdüm mekanizmalarının içinde sivil toplum da dahil tüm paydaşların yer almasını gerektirmekte. Ee, i̇şin en zor kısmı bu. Örneğin e, sadece bir insan ticaretiyle ilgili bunun bir ceza kanunda olması değil ama e, işte çalışma hukukunda baktığımız zaman kalkınma hedefleri içinde, kalkınma planları içinde, e, sağlık politikaları içinde pek çok baktığımız pek çok alanda e, yer alması gerekiyor. Yani e, bütün sözleşmelerde hep minimum standartlardan bahseder. Asgari olarak, askeri olarak bunun sağlanması. Aslında bunun çok insan ticaretinin çok ciddi bir insan hakları ihlali olduğu düşünülmeli, böyle değerlendirilmeli ve minimum standartlar biraz da bize bu işi normalleştiriyor gibi. Yani burada bir normal yok. Yani minimum standartların çok ötesinde bunu yok edecek, mağduru koruyacak gerçekten en yüksek standartların sağlanması çok önemli. Diğer bir öneri olarak yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesi konusunda etkin politikalar geliştirmesi gerekiyor. Risk altında ki dezavantajlı grupları belirleyerek düzenli araştırmalar yapmak, bilgi ve verilerin siyasa yapımına katkı sağlaması gerekiyor. Burada üniversitelerin katkısı yatsınamaz. Ben gerçekten Başkent Üniversitesi'ni kutluyorum böyle bir göç merkezini oluşturdukları için. Eminim önümüzdeki dönemde hem insan ticareti konusunda hem de e, göç alanında pek çok e, araştırma sizler tarafından e, yürütülecek ve bunların sonuçları Türkiye'de politika e, yapımına katkı sunacaktır. E, bir yer diğer, diğer noktada kriz durumlarında insan ticaretinin arttığı göz önüne alınarak ki bu kriz durumları bir çatışma savaş hali olabilir, bir doğal afet olabilir veya insan eliyle yapılmış bir afet olabilir veya pandemi sürecinde yaşadığımız bu COVID-19 pandemisi gibi farklı kriz durumlarında bilgilendirmeden kapasite geliştirmeye, işbirliklerini arttırmaya, maruz kalanların koruma standartlarını sağlamaya kadar her türlü gerekli tedbir alınmalıdır. Maalesef bu durumda insanlar özellikle de e, hassas hassas gruplar ve göçmenler ki bunlardan en önemlilerinden biri son derece e, korumasız kalmakta. Bir taraftan da pek çok çalışma yapılıyor yani Türkiye'de de ben 2000 yılından beri tanıklık ettiğim çok çalışma yapılıyor Bu çalışmaların düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi çok önemli bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapılmalı ve nelerin daha çok işleyip nerelerde problem olduğunu keşfetmemiz açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum e ee, genel ben bir çerçeve çizmeye çalıştım hem göç hem insan ticareti bağlamında. E ee, gördüğümüz gibi son derece zor bir olguyla karşı karşıyayız. Bir sor, benden sonraki e, değerli panelistler de bu işin farklı noktalarına değinecekler ama sadece şunu söylemek istiyorum sözlerime son verirken sadece hepimizin el birliğiyle, iş birliğiyle, hocam da başta söyledi, çoklu disiplinler arası çalışmalarla ancak biz insan ticaretiyle mücadele edebiliriz. O anlamda e, hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve tekrar Başkent Üniversitesi'ne bu inisiyatiflerinden dolayı e, teşekkürlerimi